Eyvallah. Şimdi arkadaşlar öncelikle yavaş oynayacağım. Uzun bir seri olmasını istiyorum. Yani bu arada diğerleri kadar uzun sürmez muhtemelen. Diğer paradoks oyunlarımız kadar uzun sürmez. Tahminimce bir 4-5 yayın, yani 4-5 öğlen yayınında bitebileceğini düşünüyorum. Eğer düzgünce oynarsak. Yeterli sayıda da oynarsak. Çünkü doğası gereği Stellaris biraz daha Hoi 4'ün normaline benziyor. Yani belirli bir zaman limiti var ve oraya geldiğinizde oyun bitiyor gibi düşünebilirsiniz. Sıçtı derken? Yorumlar çok... Arkadaşlar sıçmadım oturduğum yere. Nasıl yani? Hayvan insanlar. Evet. Reset, reset. İlk defa girdik. Bakın, ilk defa girdik. Evet arkadaşlar, bir bazıları bırakalım. Bazıları bırakalım. Stellaris'te Türk, Turan, Tengrist birliği gameplay'imize hoş geldiniz. Hatta bir yudum da alayım. Oyunumuz 2200 yılından başlıyor. Oyunu tamamıyla öğretici mantığında oynamayacağım ama yaptığım şeyleri anlatacağım. Zaten ilgili olan arkadaşlar kapacaktır bir şeyler. Şimdi benim bu oyunda en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi, gördüğünüz gibi abi, inanılmaz uzay görselleri var. Şu anda bu bizim günceldeki güneş sistemimiz. Gördüğünüz gibi Satürn, Satürn'ün uyguları, işte Titan, burası Satürn. Bunların hepsinin kaynağı. Bu hangisiydi la, Pluto muydu? Neptün. Küçük uydusu Triton. Burası bizim güncel, işte etrafımızdaki asteroid belt bizi çevreleyen. Uranüs, Uranus, Venüs, Merkür, Mars var mı? Mars. Burası terraformlanıp dünya haline getirilebiliyor. Matrix bir sistemdir Neo. Bizim düşmanımız da bir sistem. İçine girdiğinde etrafına bakarsın. Gördüklerin ise öğretmenler, İş adamları ve avukatlardır. Kurtarmak istediğimiz insanların kendi akıllarıdır. Ama bunu yapana kadar bu insanlar hala bu sistemin bir parçasıdır. Ve bu yüzden alt tayfa de onlar bizim düşmanımızdır. Bunu anlamak zorundasın. Bu insanların çoğu kurtarılmaya henüz hazır değil ve bazıları o kadar çaresizce ve o kadar umutsuzca sisteme bağlı ki sistemi korumak için savaşmayı göze alacaklar. Ne olur yardım edin. Gördüğünüz gibi Ay, Luna vesaire. Burası bizim sistemimiz. Dünyada, evet, anasının amındayız arkadaşlar tam anlamıyla. Farklı farklı galaksi tipleri var. Ben biraz daha içine doğru böyle çekilen bir galaksiyi seçtim. Biz şu anda en dipteyiz. Yani gerçekten galaksinin makatındayız abi. Öyle söyleyeyim. Burası da bizim galakside şu anda kapladığımız yer. Dünya yıldızında. İşte etrafımızda Barnard'ın yıldızı ve tanıdık yıldız isimleri falan var. Şimdi... İlk başta arkadaşlar, her şeyden önce gemilerimize geliyoruz. Gemilerimizden Tua Promise'i seçiyoruz. Ve bununla beraber bazı kaynakları toplatmaya başlıyoruz. Doğal kaynaklar. Mesela hemen bir Ceres. Git kardeşim, buraya araştırmalarınızı yapın. Maden kasmaya başlayın. Ayda iki minerali bana buradan getirin kardeşim. Kaynaklarımı buradan Ketin görebilirsiniz. Ketin sürüp geliyorum. Mesai sonrası memnun. Lan yazdığınız zaman destan yazmayın artık. Sikeceğim la. Her yazan destan yazıyor amına koyayım. Eyvallah baba, iyi seyirler de yani. Biz de bir yayındayız la. Neyse, kusura bakmayın. Şimdi bu inşaat gemimizle arkadaşlar kaynakları toplayacağız. Türk. Ağlama hadi oyna. Türk üst kimliğine ve Türklüğe hizmet edeceğiz. Şimdi bilim gemimizle de, içerisinde bir bilim adamımız var. Bu arada bazı liderleri göremeyeceğiniz için ben kameramın yerini değiştireceğim. Şimdi çok farklı birine dönüşeceğim. Hazır mısınız? Çok farklı biri olacağım. Hazır mısınız? Has siktir. Has siktir. Aaa! Farklı biriyim. Abone olabilir misiniz? Bir şey test edeceğim. Harbi testtir yani.
Abi askerde saça karışmıyorlar mı? Tamam. Burada yok. Bu amına bu taraftan gelecek aboneliklerde. Her şeyi yerli yerine oturttum kardeşim. Oyunun bütün UI'ları o tarafta kalıyor diye inanıyorum. Evet, şimdi canlar. İnşaatımıza başladık. Gördüğünüz gibi bir bilim insanımız var. Kyangao. Çinli bir Türk galiba kendisi. Eskiden Çinli, şimdinin Türk'ü. Bu bilim insanımızla çevre yıldızları bir keşfe gideceğiz ve yerleşilebilir gezegenler var mı veya kaynağını sömürebileceğimiz yerler var mı, onlara bakacağız kardeşim. Oyunu henüz başlatmadım. Başlamadan önce hazırlanmamız gereken şeyler var çünkü. Mesela öncelikli olarak bilimlerimiz. 3 çeşit bilimimiz var. Fizik, sosyoloji ve mühendislik olarak. Önce askeri teknolojilerden ilerlemek istiyorum. Askeriyemiz zayıf olmasın abi. Ezilme ez mantığıyla devam ediyorum. Toplum biliminde de ne kasabiliriz? Sosyolojide ne katabiliriz? Ordumuzun yönetim kapasitesi, direkt ordumuzun kapasitesi veya uzayda tarım. Uzayda tarımı alıyorum. Pardon. Chatterino'yu açmam gerekiyor. Evet, ve mühendislik. Mühendislikte şimdi exoskeletonlar var. Gemilerimize evasion, dojlama veren bir teknoloji var. Veya mineral kasma var. Exoskeleton giyeceğiz abi biz. İşçilerimize power armor giydireceğiz ve daha verimli bir Türk bir şekilde maden kazmalarını sağlayacağız kardeşim. Bilimlerimizi ayarladık. Fizik, sosyoloji ve mühendislik olarak 3'e ayrılıyordu. Şimdi bazı liderlerimizin de şeyi var. Özellikleri var. Oyunda yeni gelen DLC'lerle bu arada liderler çok önemli olmuşlar chat. Oyun müziğini değiştirebiliyor musun? I don't know. İnsanların evlendiler. Biraz daha kısabilirim. Hemen gidiyor. Şimdi arkadaşlar, tamam, benim liderlerimiz. Bazı ilerinin aklında hala. Unutulmaması gereken bazı şeylerin. Euro herkesin dolabında bir tane cesedi var, görürsünüz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, kolay gelsin. Ananı bacını be. Arkadaşlar, liderimiz, kağanımız Sedat Sakmar. Kendisinin özelliklerine bakıyoruz. Kendisi bütün ülkeye 1.5 stabilite veriyor. Bütün birlik beraberlik kasılan işlerden de %3 daha fazla birlik beraberlik kasmamızı sağlıyor. Birlik beraberlik, yani Unity'de bir kaynak arkadaşlar. Onun dışında başka kendisi uzman, usta bir akıl hocası. Diğer liderlere akıl hocalığı yapıyor. Biz de şimdi ona ek statını vereceğiz. Halkın adamı, %3 mutluluk veya ordumuza daha büyük güç. Halkı sikiyim, yani sikmeyeyim de. Ya da halkın adamı mı olsam? Yani %3 mutluluk, halk ne kadar mutluysa, chat, o kadar verimliliği artıyor ve o kadar kaynak kazanımını yükseltmiş oluyor. Skirmisher'da ordumuzun silahlarına %2 bonus atmamı sağlıyor. Benim için önemli. Eyvallah yavrum, teşekkür ederim. Sağ olasın. Halkın şampiyonu olmak daha güzel bir buff gibi. Hem de biraz da şey olalım, yani barzo olmayalım abi. Biraz da böyle medeni, hani boynumuzu öne eğdirmeyen bir tür olalım. Utandırmayalım kendimizi amına koyayım uzaylıların önünde şimdi. Champion of the people. 3 skillim daha var. Geldim, alırım HG. Misafirperver. Yo hayır, hostility. Bu lider mücadeleden kaçınmaz. Alıyorum abi. Veteran seviyemiz. Stratejist veteran seviyesi alıyoruz arkadaşlar. Bununla beraber de buildladığımız askeri gemilerin buildlanma hızı %10 artacak yükle. Ve bir tane daha son skill alma hakkımız var. Wise Mentor'u 2'ye alırsam liderler %15 hızla XP alabiliyormuş. Border Guard'la beraber uzay istasyonlarımızın dayanıklılığı artıyor. Recruiter, Secret, Wise Mentor 2'ye alıyorum. Oğlum daha da mı var amına koyayım? Guardian. Guardian da alıyorum birader. Wise Mentor'u fullledim kardeşim. 4 level Wise Mentor'um ben, akıl hocalığı yapıyorum diğer liderlere. Level'ım kaç benim total şu anda? 6 level'ım, en yüksek lider Sedat Sakmar. Kaan'a bir selam, durun sikerim belanızı.
Yegor Skobelev kendisi bakanımızmış, savunma bakanımızmış. Hemen görelim bakalım kim kimin bakanı, kimler var kimler yok. Bir hükümet şeyimize gelelim, bakanlıklarımıza gelelim, meclise bir gelelim. Tabii ki nihai lider Kaan Sedat Sakmar olarak oradayız. Bakanlarımız araştırma başı, savunma bakanlığı ve devlet bakanlığı olarak dörde ayrılmış. Bunu da arttırabiliyoruz. Burada şu anda bazı ajandalar yapacağız kendimize. Şöyle göstereyim. Konsey, yani bizim devlet adamlarımızın ajandası, politikamız, gündemimiz. Bunları her bittiğinde yenileyip buradan gördüğünüz gibi bazı bufflar alabiliyoruz. Hepsinin, her politikanın verdiği bufflar ayrı ayrı. Her bittiğinde yenilememiz gerekiyor. Şimdi Yegor İçerisi Skor... çok güzel. Şampiyonlar Ligi gibi. Hükümette bir tane Türk yok. Ne iş kardeşim? Asıl Türk burada. Ne diyorsun amına koyayım? Abo. Oğlum bak, üzerine geldiğim zaman mouse'la species, yani türe Türk diyor. Anladın mı? Seni çok seviyorum Sedomyeki varsın. Eyvallah yavrum. Eyvallah. Şimdi savunma bakanımıza level vermeliyiz. Kendisi asker. 3 level. Hemen level'ını verelim. Diğer statlarını görebiliyor muyum öncelikle kendisinin? Kendisi bir savaşçı ruhuna sahip Crusader'mış. Bunu Türkleştirirsiniz Crusader'ı. Unyielding'miş. Bir ordunun başına geçtiği zaman, bir donanmanın başına geçtiği zaman donanmanın can yüzdesini arttırıyormuş. Ama bana şeyler lazım arkadaşlar. Konseyde oturduğu zaman, ya savaşın başında değil de bakan olduğu zaman katabileceği bufflar lazım. Yani o yüzden Commander Class bufflarına bakmayacağım. Direkt gidiyorum. Empire Effects as Counselor. Benim için önemli olan bu kardeşim. Ben bu adamla geldim, bu adamla giderim. Bütün silahlara kardeşim %5 damage verecek savunma bakanımız. %5 de orduya damage verecek. Yükle kardeşim. Hostility'yi de 2 yapıyorum. %7 damage alacağım. %15 de orduya damage alacağım kardeşim. Savunma bakanım da aslan gibi adam olacak. Nicolotta Marchetti bizim bakanımızmış. Devlet bakanımızmış. Devlet bakanlığı ne sağlıyormuş? İlişkiler, dış ilişkiler, iç ilişkiler, espiyonaj, sabotaj gibi sızma görevlerinde fayda zararı etkiliyormuş. Ben bu karıyı görevden alıyorum. Derin alabileceğim daha genç ve başarılı bir şahıs var mı? Arina Richankova varmış ama unitimiz yetmediği için alamıyorum. Bana hatırlatın, bu karı değişecek. Devlet bakanı değişecek. Amına korup. Şimdi bazı yine ek politikalar, ek iyidikler diye adlandırabileceğimiz politika rehberimiz. Şimdi buradan bütün politikalarımızı ve anlık OHAL ya da işte o tarz üzerinize geçirebileceğimiz kanunları buradan ayarlıyoruz. Şimdi ben buraya geldim. Unity kastığım zaman, birlik beraberlik kaynağını kastığım zaman, yani birbirinizi bölmeyeceksiniz mal mal. Sen sarı tenli Türksün, sen siyah tenli Türksün gibi. Hepiniz Türksünüz. Hepiniz birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip ortak bir amaca hizmet edeceksiniz. Haberiniz olsun. Buradan şimdi ben ek bazı bonuslar alacağım. Burası Unity harcayıp bonuslar alabildiğimiz bir yer. Burası devletimizin politikaları, yaklaşımı. Mesela biz şu anda genişlemeci olarak yayılıyoruz. Çünkü daha oyunun ilk evresindeyiz. Bunda bir sıkıntım yok. Savaş filozofumuz, felsefemiz özgürleştirme üzerine. Bakın işgal değil, özgürleştirme üzerine birader. Onun dışında birini altımıza alma, vassalımız yapma opresif. Eğer biriyle savaşacaksak ve bizim altımıza girecekse sert yatacak altımıza birader. Bizi o duruma getirdiyse bedelini ödeyecek. Uzaydan gezegeni bombalama. Sıkıntısız bir şekilde bombalayalım diyorum ben sevgili arkadaşlar. Yani ben savaş anına geldiğimizde orada işler kopar. Gezegeni atomlayalım, havaya uçuralım, yok edelim. Hani böyle sivillerin yaşadığı yerleri vurmayalım falan gibi bir şey yapmayalım bence. Tabii ben onların gezegenini bombalarlarken de bana teslim olmak isterlerse teslim olsunlar. Taşınmak isteyenler taşınabilsin. İlk uzaylıyla karşılaşmamızda agresif olmayalım, dikkatli olalım. Hani direkt savaşa gitmeyelim adamlarla. İlk sınırlarımızın başka uzaylılara kapalılığı açık olmasın. Sınırlarımız kapalı, mülteci istemiyorum.
Ekonomi politikamız şu anda askeri ekonomi politikasında. Yani daha fazla, daha az tüketici ürünleri üretirken daha fazla askeriyede ve üretimde kullanabileceğimiz metaller kasılıyor. Acaba mixed ekonomi mi yapsak askeri ekonomi yerine chat? Ne diyorsunuz? Uzaylı kardeşim, benim bu yayınla hiçbir alakam yoktur. Hümenden medeniyet var. Hayır abi, bakın yaklaşımım şu şekilde arkadaşlar. Ben savaş anına gelene kadar dünyanın en iyi türüyüz. Ama bizi savaşa sokarlarsa Türk'ün kurt versiyonuyla yüzleşmek zorunda kalırlar. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir felsefe. O state'e gelmemek için ben mücadele ederim. Ama kardeş, o noktaya gelirsem de adamın amına korum yani. Hani öyle bir mesele bu. Yoksa medeniyiz. Ben ekonomiyi şimdilik mixed ekonomi yapacağım abi. 10 yıl boyunca bu politikalarımızı değiştiremiyoruz. Ticaretten para kazanacağız. Paramızda enerji kredi, para diyebilirsiniz direkt buna. Robotik çalışanlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz gezegenimizin ve türümüzün felsefesi gereği Tengri'ye inanıyoruz. Ruhani bir yaşamımız da var. Robotlara nasıl bakıyorsunuz? Yapay zekaya yaklaşımınız nasıldır? Hani onları da üretelim mi, dahil edelim mi toplumumuza, yoksa biz hani ruhani adamlarız, böyle işler yapmayız falan gibi mi yaklaşalım? Türk robotlar uygundur. Türk robotlar uygundur diyelim, bakalım bizi ne noktaya götürecek o. Popülasyonu kontrol edebilirim, istediğimi istediğim yere götürebilirim. Kölelik chat, kölelik. Kölelik olsun mu? Bence olmasın. Bence biz kölelik yapan, köle eden bir tür olmayalım. Köle etmem. Köle etmem bak. Köle etmem. Ama soy kırarım. Türk olmak böyle bir şeydir kardeşim. Ne o tarafa olursun, ne bu tarafa olursun. Soykırım sadece toplumumuz için mi olsun? Yani mesela şöyle bir senaryo düşünün. Soykırım var ama hani türü yok ediyoruz soykırımı değil. Mesela benim yaşadığım topraklarda işte 8 kollu, 9 kollu, işte ne üdüğü belirsiz bazı uzaylılar yaşamaya başladı. Bize geldiler. Benim vatandaşımın işini elinden alıyorlar. Hani onu böyle atomizasyon makinesine sokup buharlaştırmak tam da soykırım sayılmaz ya. Ya da direkt o da olmasın. Hani hiçbir şekilde soykırım yapmayalım. Hangisi? Full soy kıramıyoruz. Full soy kıramıyoruz. Öyle bir şey değiliz çünkü yani. Öyle bir felsefesi olmadığı için bizim milletin full soy kırım yapamıyoruz. Yani şöyle diyor bak. Tecir mi deniliyordu? Onları sürebiliyoruz. Sürgün gibi. Tehcir edebiliyoruz onları. Tehcir edelim mi, yoksa hiç öyle bir şey yapmayalım mı? Tamam, böyle bir opsiyonumuz olacak. İlla ediyoruz değil bu arada bunlar. İlla ediyoruz değil yani. Şimdi bilimimiz tamam, hükümetimiz tamam, bazı kaynakları kasmamız lazım kuzen. Hükümeti görüyorsunuz. Situation log, görevlerimizin olacağı yer. Burası society management. Burada geleneklerimizi inşa edeceğiz. Biz yapan özellikleri kasacağız. Onun dışında liderlerimiz. Buradan liderlerimizi takip edip gerekli liderleri gerekli konumlara koyacağız. Bunlar şimdilik karşılaştığımız türler. Şu ana kadar karşılaştığımız tek tür Türkler. Saygılar, şu Türk kadınını görüyorsunuz.
Planetin sektörü boş ver. Kontakta kimseyle henüz iletişime geçemedik. Oyunun daha başındayız. Herhangi bir keşfimiz falan yok. O yüzden de ilgileneceğimiz bir şey yok. Şimdi hemen ilk ordumuza ismi koyuyorum. Öncü diyorum. Öncünün başında da savunma bakanımız mevcutmuş. Savunma bakanımız 3 level'lık bir şekilde bu donanmanın başına yerleşmiş. Onun dışında hemen kardeşim kısa yol tuş atamalarından 3'e bastığım zaman buradan survey etmeye devam ediyoruz. Önce Geront'a gideceğiz. Çöl gezegeniymiş. Belki terraform ederiz sonrasında. Başlamadan evvel hemen fleet management'a geliyoruz. Ship designer'a geliyoruz ve kendimize bir korvet dizayn ediyoruz. Korvetimiz interceptor model. Bölücü model. Silahların özelliklerine bakacağım. İki tip korvetimiz olacak. Lazer ve mass driver. Deflektör yani shield, teknolojik shield ve bildiğim bayağı barzo armor. Buna diyeceğim ki standart. Standart class. Auto upgrade save. Hemen kardeşim bunu sileceğim. Oyunu auto verdiğini sileceğim. Kendime gideceğim. Bir tane de nukecu yapacağım abi. Nukecu. Uzaktan kardeşim sen roket atacaksın. Nükleer bomba atacaksın uzaylılara. Nuke class corvette auto. Şimdi lead manager'a geliyoruz. Lead manager'dan abi burada bir donanma inşa ediyoruz. Burası öncü donanmasının sahip olduğu gemiler ve limiti. Command limiti, yönetim limiti. Hemen Nuke uzaylılara atacağımız Nuke class ve corvette class'ı ekliyoruz. Şimdi 10 olana kadar 5 tane kardeşim Nuke class, 5 tane standart class. Hatta tamam, 10 kare, tane standart, 5 tane Nuke. Selamlar. Bu şekil bir girişimizi koyuyoruz. Buna da hemen diyorum ki kardeşim, nasıl yapamadım mı? Save'lemem mi lazımdı? Ha yok, okey. Template hazır. Bunları kardeşim ne kadarmış? Hemen gidelim. Güneş istasyonundan Shipyard'a gidip çıkartmak istediğimizde biraz daha pahalı oluyor tabii. Ben füze falan eklediğim için 105 demirde bir gemimiz basılacak. Amına koyayım. Şimdi dünyaya geldik. Nefesleri içinize çekin. Dünya gezegenindeyiz. Şimdi dünya gezegenini ben bir bilim, irfan, alışveriş, eğlence yani medeniyet yuvası yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu kadından daha iyi bir şeyimiz var mı? Governor'ımız. Mesela stabilitesi olabilen olurmuş. Trade value'yu arttıran olurmuş. Ama şimdilik bu hanımefendinin, İtalyan hanımefendinin dünyada kalması daha iyi. Hemen gezegenimizin tipini belirliyoruz. Burası başkent olduğu için başkent kararları alabiliyoruz. Burası Empire Capital kardeşim. Burası başkent. İki building eksik var, o ne? Nasıl yani? Şimdi anlatacağım abi, anlatacağım. Anlatacağım. İtalyan dediğime bakmayın. Türk oğlum bu da. Bu da Türk oğlum. Öyle düşünmeyin ya. Şimdi burada üretmek istediğim şeyin ihtiyaçlarına göre kasılacak arkadaşlar. Şu anda burada iki vatan, tane camimiz millet, varmış. Uranüs. Daha doğrusu iki tane Tengrist ibadethanemiz varmış. Bir tane bilim laboratuvarımız varmış. İki tane açabileceğim gördüğünüz gibi bina slotum var. Bunlar zamanla upgrade'lerle buralarda açılıyor ve daha fazla bina inşa edip bunlardan katkılar alabiliyorum. Burası abi gezegenin stabilitesi. Kaç kişi yaşıyor? 28 dediğine bakmayın. 28 milyar demek. Öyle düşünelim yani. Şu anda abi 10 tanelik ev yerimiz var. 2 tanelik iş alanımız var. Bu demek oluyor ki benim daha fazla iş alanı açmam lazım insanlar için. Suç oranları 0. Çünkü bu insanlar Türk suç işlemezler. Eğlence 4. Yani insanlar çok eğlenceli vakit geçirmiyorlar. Decisions'dan da bu insanlara bir şeyler verip ödüllendirip buranın daha böyle bereketli, güzel bir yer olmasını sağlayabiliyorum. Ve bazınızı bırakmanızla beraber arkadaşlar gameplay'i başlatıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun herkese. 1x'de yavaş yavaş çakacağız arkadaşlar.
yıllık yapar ve... Ben de oynayalı biraz oluyor çünkü. Oyunun aynı zamanda da 1x speed'i de biraz hızlandığı için... daha iyi olur. Yine tabii aralarda yapacak hiçbir şey olmayınca hızlandırırım ama öncelikli olarak... Şu anda bir Türk doğumda mı? 25 aya yani 2 seneye bir Türk daha doğacak, bir meslek kalacak. Şu anda 4 teknisyen, 4 miner, 4 farmer'ım var burada. Bunların hepsinin ayrı ayrı ürettiği şeyleri aşağısında görebiliyorsunuz. Oraya çok takılmayın. Şimdi dünyada bizi ileri götürecek bazı şeyler yapmalıyız hacı. Mesela birlik beraberlik kasabiliriz, bilim kasabiliriz. Construction complete. Evet. Mineral kasıyorduk, o tamamlandı. Hemen şuradan 3 elektriği Ayo'dan çekebilirsek çok güzel olur. La yanlış gemideyim. Olamaz, olamaz. Ananana. Evet, hemen Ayo'dan da ayda 3 elektriği alacak şekilde gidiyoruz kardeşim. Görüyorsunuz Türk gemileri çalışmakta arkadaşlar. Türk uzay gemileri havada çalışır, inşaatını yapar ve hiçbir şeyden korkmazlar. Saygılar, sevgiler. Burada abi yerleşilebilir Generont 2 isminde bir gezegen bulduk. Güzeller salar var diye olar ustam yatırım olarak aldım. Abi bilemiyorum, beni ekonomi işlerine karıştırmayın. Her yatırımı da dinlemeyin. Potansiyel yerleşilebilir gezegen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Generont 2 çöl gezegeniymiş. Belki Arap popülasyonumuzu, eskiden Arap olan Türk popülasyonumuzu buraya gönderebiliriz. Bakalım. Sedom saygılarında keyifli yayınlar diliyorum. Eyvallah, teşekkür mutlu ediyorum. Akşamlar. Şimdi ordudan önce hemen Enigma Class bir complete. Bilim gemisi daha çıkartıyorum. Onun dışında donanmayı da yavaştan artık doldurmaya başlayacağım. Al sat yapacağız markette kardeşim. Yolumuzu bulacağız ve ilk güzel şeylerden biri geldi. Traditionals. Traditions, geleneklerimiz. Şimdi ilk uzay geleneğimiz arkadaşlar, biraz garantici bir şey gideceğim. Bizim bilimimizi, irfanımızı geliştirecek bir yoldan gidiyorum ve Discovery açıyorum. Bununla beraber genel araştırma hızım artmış olacak. Buradan da bonusları toplayacağım. Bitirdiğim zaman bana %10 research speed verecek ki bayağı iyi. Ve bilim adamlarına falan daha ucuz bakmamı sağlayacak. O yüzden buna geçiyoruz şimdi. Kastığımız unity de buraya harcanmış oldu. Birlik beraberlik kastığımız zaman geleneklerimiz oluyor aslanlar. Feyz alın biraz, amına koyayım. Birbirinizi bölmeyin yani. Şimdi bazı edikler açıldı bununla beraber. Bazı geçirebileceğim kanunlar açıldı. Hükümet kısmına gidiyorum hemen. Şimdi map the stars alıyorum. Yıldızları haritalamaca. Ben tabii otoriter, dindar olduğum için benim bedava kanun geçirme haklarım var arkadaşlar. Onları kullanıyorum şu anda. Biraz daha şimdi birlik beraberlik kastığımız zaman imamların maaşını arttıracağım. Şamanların daha doğrusu, pardon. Bu sayede daha fazla birlik beraberlik kasacağız. Hemen yüklüyoruz. Ve evet, bir uzaylı hayatı keşfetmişiz arkadaşlar. Generot 2'de amına koyayım uzaylı hayatı keşfettik. Ey Türk halkı! Bu konuya tepkiniz nedir? Dünyada olmayan, daha önce burada bazı organik yaşam türleri keşfettik. Uzaylılar bilinçli değil. Bilinçli uzaylılar değiller. Bilinçleri yok. Ama uzaylılar aga. Bizim dünyamızdan başlamadılar. Burada yalnız olmayabiliriz diyorum. Generot'ta bazı hayvanlar varmış abi, uzaylı hayvanlar. Bir çöl dünyası, kurakmış bayağı burası amına koyayım. Bro. Hemen diğer gezegenimiz gel. Ne oluyor lan? Evet. Yine arkadaşlar keşiflerimizde keşfettik ki bazı uzaylı organizmalar hayatımızın içindeymiş. Şimdi yeni bir science ship daha alıyorum. Birlik beraberliğimizi hemen kuvvetlendiriyorum. Ne oluyor abi? Kaan Sedat Sakbar bir söz veriyor çocuklar, lideriniz. İçimizdeki bölünmelere son veriyoruz. Hep beraber bir araya geliyoruz. Ve bundan sonra insanlığı Türk kimliğiyle uzay tiyatrosuna, uzay sahnesine taşıyoruz. Let's get to work kardeşim.
Müslüman oluyorum, yardım edin. 40 yıllık... Müslüman oluyorum. 40 yıllık bir düzen, bir sistem. Hemen Bernard sisteminden yıldızları araştırmaya devam. Birlik beraberliğimle kardeşim. Hemen Fortify Border'a gerek yok. Information Quarantine'e gerek yok. 100 unitimiz olduğu zaman, 100 birlik beraberliğimiz olduğu zaman hemen gideceğiz kardeşim. Yeni bilim adamımızı alacağız ve onu da uzaya göndereceğiz. O da uzayda keşiflerini yapacağız. Unifying Promise bizim başlangıcımızla alakalı bir şey bu arada arkadaşlar. Dedim ya, bir yumrukta birleştik, demir yumrukla birleştik bizim ülkemiz. Bizim gezegenimiz öyle birleşti diye. Tabii bazı muhalefet eden hainler oluyor. O hainlerle güzelce konuşacağız. Türk geleceği için. For a Türk future. Bu ne demek? Daha önce yok olmuş uzaylılar varsa biz de aynı sonu nasıl paylaşmayız diye önlemler aradığımız, diğer gezegenlere yerleşmeye çalıştığımız ve alternatif kurtulabileceğimiz senaryolar oluşturmaya çalıştığımız bir event chain. Burada gezegenleri gezeceğiz. Bu gezegenleri araştıracağız. Neden yok olmuşlar? Bakacağız, anasının amında galiba gerçekten. Evet, hepsi anasının amında. Bakmayacağız buna. Ya mesela bir tanesi burada, atıyorum. Evet, bir güneş sisteminden yıldız kayıyormuş. Bunu iyi olarak yorumladı bilim insanlarımız bu arada. Biz çünkü inançlıyız da, Tengri'den bize bir mesaj var hesabı. Aşko. Hemen abi ön yıldızlara geçelim. İki tane gemimiz mevcut. Hala almadığımız kaynaklarımız varsa sistemlerimizde onları alalım. Niye alamıyoruz kuzen, hayırdır amına koyayım? Çünkü hala inşaatımız var. Ve konseyimiz. Yüce meclisimiz. Yüce meclisimiz arkadaşlar. Uzaydaki fırsatlar ajandasını sizlere sunmakta ve sizleri mutlu etmektedir. Çünkü size çalışıyoruz. Mutlu olun amına koyayım. Böyle bir bonusu oldu şu an. Tüm popülasyon %10 mutlu oldu. Bu sayede daha iyi kasılacaklar. Daha fazla bana üretim yapacaklar. Şimdi hemen yeni ajandamızı seçiyoruz. Yeni bir bakanlık açacağım. Bir sonraki ajandamız yükleniyor. İkisinin süresi var. Denk geldikçe atıyorsun yani. Öyle bir hesap. Burada bu arada tüm istediklerimizi almış mıyız? Aldıysak hemen kardeşim sınırlarımızı geliştiriyoruz ve Gerod'u da kendi sınırlarımız içerisine alıyoruz. Geopolitikada yerimizi belli edelim. Donanmamızı yapıyoruz. Ve geldik markete. Markette biraz alışveriş. İki al ver karşılığında kardeşim. Kendime gemi alabileceğim demiri alıyorum. Donanmamı güçlendirmeye devam ediyorum. Sağ üstteki nota simgesinin oyun müziğini değiştirebiliyorsun. Senin anın... Karıyı değiştir, alo. Henüz iyi bir karı yok. Evet, yeni tradition geldi, çok güzel. Şimdi yeni research alternatifleri olabilir. Veya survey hızımız, yani yıldızları tarama hızımızın daha hızlanması olabilir. Ben bunu tercih edeceğim. Yıldızları daha hızlı tarayalım. Daha çabuk yayılırız. Şimdi bir tane daha alloy karşılığında. Bir anomali bulduk. Yani olması gerekenden daha farklı bir durum bulduk. Bunları araştırıp bazı bonuslar elde edebiliriz ama ben şimdilik ona bulaşmayacağım. Hemen gidiyorum abi güneş istasyonuna. Kendime bir tane daha construction ship çıkarsam mı acaba? Bir science ship daha çıkartacağım. Bu da diğer iki uzay gemimiz, bilim gemimiz araştırmalar yaparken bu sonradan çıkarttığım uzay gemisi de o araştıran ve keşif yapan gemilerin anomalilerini araştıracak. Yani bir yandan bilim kasacak bunlar keşif yaparken. Ama bana unity lazım ki yeni bir şahıs daha alabileyim. Aynen tu. Anomali mi? Yok, analmoli kardeşim, seversin. Analmoli. Aslında bir tane daha şey gemisi iyi olurmuş. Hemen ticarette iki alver yapalım. Hemen iki alverdeyim. İki alver karşılığında demirimi aldım. Ve kardeşim kendime construction ship'imi en güzelinden çekiyorum. Ve hayırlı uğurlu olsunuz da alayım. Generold Türklerin sınırına katılmıştır. EO. Hemen buradaki kaynakları aylık şekilde temin edelim. Şimdi bir dakika. Çok kadim, çok antik bir medeniyet keşfetmişiz. Yok olmuşlar amına koyayım. The First League adı.
Alpha Centauri 3 yıldızında konuşlanmışlar. Orada kalıntıları varmış. Araştırırsak ucundan işimize yarayacak şeyler bulabilirmişiz. Tabii ki diyelim. Yoluna bakalım. Şimdi level almış bir bilim insanımız var. Kiangoa. Hemen ona abi. Arkeoloji olabilir. Sparks of Genius olabilir. Arkeolojist veriyorum. Eğer kazı çıkarsa buluruz. Bazı uzaylı kalıntıları bulmuşuz. Haberler çalkalanıyormuş çocuklar. Dünyada mevzu çıktı. Kürdistan mı olabilir? Hayır ya. Şimdi diğer spaceship'imiz çıktı. Hemen ona da bir scientist koyuyorum. Ve anomalileri toplatıyorum abi. Topla kardeşim. Research anomalies in this system. Star system charted. Star system charted. Hemen abi sınırlarımızı hızlıca geliştirmeliyiz. Bazı choke point'leri almalıyız. Bazı boğum noktalarını ele geçirmeliyiz. Stratejik kontroller yapmalıyız kuzen orları amına koyayım. Bunun sayesinde de daha büyük sınırlara hükmetmeliyiz. Yani şimdi daha fazla askeri gemi istiyorum. O yüzden sürekli alver ticaretteyim. Bir kaynağımı bir kaynağa götürüyorum. Diğer kaynağı diğer kaynağa götürüyorum. Ve böylece bir ekonomi kuruyorum. Ben ekonomistim. Anomaliler bir anda riskli şeylere dönüşebiliyor. Tabii kardeşim. Tabii. Bu arada Türkler çölde yaşayamazmış. Öyle diyor. %10'muş arkadaşlar bizim burada yaşam kurabilme olanağımız. Evet, oyunumuz. Oo, Alpha Centauri'de bize uygun dünya benzeri gezegen bulduk acı. Dünya benzeri gezegen acı. Yerleşilebilir acı. Hemen Alpha Centauri'ye geliyoruz. İki güneşli bir sistem. Sistemi görüyorsunuz, kuzen güneşleri görüyorsunuz. Burası da yeni potansiyel yerleşebileceğimiz gezegen. Complete. Ben Alpha Centauri'de yaşardım aga diyenler bir ses verebilir mi? Sayımızı bilelim. Hemen abi Alpha Centauri'ye yerleşin. Not fully surveyed, önemli değil. Yani pek kaynak vermediler. Daha önce donarak yok olmuş bir gezegen bulduk canlar. Yani şu anda sıkıntı yok. Ajandamız olması gerektiği şekilde ilerliyor. Yani Türkler uzaya yayılıyor. Proxima Centauri B'de Türkler... Bu ne la? Vay amına koyayım. Donmuş, başka bir gezegen daha varmış. Ve oraya yerleşebilirmişiz. Gezegene şükran sunuyoruz amına koyayım. Bize umut ışığı oldun Centauri B diye. Buranı terraform edip, ekolojisini değiştirip yerleşilebilir bir hale getirebiliriz ekonomimiz ilerleyince. Şimdi Nicoletta Marcelli etti. Bizim devlet bakanımız level almış. Level up. Bu da halkın şampiyonu olsun abi ve insanlara mutluluk versin. Yeni traditionımız geldi. Hemen Science Division'lar kuruluyor ve bilim adamlarına daha büyük katkılar, daha yüksek seviyeler ve yeni alternatif bilim araştırmaları. Alkış. Amına koyayım. Alkış. Kendimi alkışlıyorum. Başarıyoruz abi. Hemen Bernard Star'daki 3 fizik molekülünü alıp aylık 3 fizik araştırması yapacağız. Alpha Centauri'ye yerleşeceğiz. Ve hemen kardeşim 2 alver yapıyoruz. Kendimize bir gemi daha çıkartacak. Eloy'u elde edip reinforce fillet ediyorum. Bu adamla geliyorum. Adamla gidiyorum amına koyayım. Bir speed'e geri çıkıyorum. Şimdi dünyamı da kasmam gerekiyor. Dünyamda iş olanağı azalıyor. Dünyam yarrak gibi bu arada. Yani dünya sik gibi bir yer arkadaşlar. Fazla yerleşilebilir alanı yok. Fazla doğal kaynağı yok. 6 tane build hakkım var. 3 tanesinde doğal engel var. Bilim kasmam gerekiyor ve o doğal engellerden kurtulmam gerekiyor. Ben burayı biraz daha bilim kasabileceğimiz bir yere çevirmek istiyorum. Tabii bunun karşılığında her bina bir şeyden bir şey götürüyor. Mesela consumer good'um gidecek 4 tane. Sıkıntı. Bir katastrofiye denk gelmişiz arkadaşlar. Gezegeni. Şimdi bir gezegenin başına felaket bir şey gelmiş. Vay amına koyayım deyip cebimize araştırma puanlarımızı mı koyalım?
Yoksa Türkler bu gezegene yaşam verir deyip gezegeni tamir etme ve gezegeni tekrar yaşanılabilir kılma projesine atılalım mı? Bir mi, iki mi diyelim? Bakın verdiğiniz bu kararlar sizin nasıl bir tür olduğunuzu belirler amına koyayım. Ben 2 diyorum. Birciler Situation log updated. Birciler üzgün ama yapacak hiçbir şey yok. Ve bir de bilim tesisi açıyorum. Şimdi bilim puanlarımızı arttırmamız önemli. Ne kadar fazla bilim puanı, o kadar hızlı teknoloji kasılma, o kadar hızlı göç. Hello handsome. You look lonely. I can fix that. Alvere devam. Alverden çıkarttığımız parayla hemen kardeşim gemi dizmeye devam. Şu anda donanmamızın gücü, öncü donanmasının gücü 543'lük bir askeri güç. Bayağı sikko ve kötü yani. Ama problem yok. Buradaki araştırmaları yapar mısın? Tua Traveler. Hemen buradaki researchleri gerçekleştirin kardeşim. Sen survey biliyor musun hacı? Anomali bulunmuş. Anomaliyi sonrasında arkadan gelen çocuk halleder. Arkadaki projeleri de yapalım. Construction complete. Güzel. Alpha Centauri sınırlarımıza katılmıştır. Alkış. 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 Ve Alpha Centauri gördüğünüz üzere arkadaşlar 18 inşaat alanına sahip muazzam bir endüstriyel cennet haline getirilebilir. Üretim kapasitesiyle dudak uçuklatan harika bir yerleşim alanı. Burayı kesinlikle duman altına boğup maden kazacağız diye anasını siktiğimiz bir gezegene yapmayız değil mi abi öyle? Şimdi 200 consumer good, 200 yemek ve 200 metale ihtiyacımız var ki buraya hemen en serisinden bir koloni çıkabilelim. Leader experience gain'imizi alıyoruz. Daha iyi liderler, daha güçlü liderler, en iyi liderler, cuckold liderler. Hepsinin en iyisi bizde. Sirius 4A gezegeninde nükleer bir patlama sonucu yok olmuş bir gezegen bulduk arkadaşlar. Ne kadar şanslıyız ki biz de nükleerden kendimizi yok etmeden evvel uzaya atılabildik. Değil mi? İnsanlık gerçekte de zaten öyle yapardı abi. Gerçekte de zaten kendini nükle yok etmeden evvel uzaya çıkar, birlik bilinci oluşmuş bir şekilde uzaylılarla aynı masaya oturabilirdi abi. Evet, liderimiz level aldı. Suzanne Bochart. Kendisi şu anda gemi komutanlığı yapan bir bilim insanı. Hemen roamer trait'ini veriyorum ki daha da hızlı bilim insanlığını sürdürsün. Abonelik çek gelmiş Harun Sinanoğlu'ndan. Eyvallah canım kardeşim. Juin Stick, Servotek, Damparim, Faychoy, Berkan, Rakennos, The Little Evil. Teşekkürlerimi sunuyorum canlar. Hoş gelmişsiniz. Şimdi government'a bir bakalım kardeşim. Devletin en yüksek noktasındayız amına koyayım. Afro Türk. Arkadaşlar, dünya insan eşittir Türktür. Bakın siyahiler de Türktür. Asyalılar da Türktür. Yunanlılar da Türktür. Çünkü biz dünyayı öyle bir şekilde kontrol altına aldık ki herkesi Türk yaptık. Farklı bir kültür kalmadı. Hepimiz Türk olduk. O yüzden insan eşittir Türk olduk. Construction complete. Evet, kendimize yerleşilebilir gezegenler bulma macerasını başlatıyorum. Bizzat onayı verdim. Kendimize yerleşilebilir gezegenler tespit edeceğiz kardeşim. Ogik Kapus'a gideceğiz. Her yeri bulacağız, herkesi bulacağız. Hemen bulacağız, şimdi bulacağız. Ve bu tarafta hemen şu boğum noktasına kadar yayılacağız. Şuraları alacağız. Buralara basılacağız. Buradaki kardeşim projeleri tamamladıktan sonra anomalileri kasacağız ve hemen iki alver yapıp Alpha Centauri'ye ilk kolonizasyon gemimizi göndereceğiz. Peki ismi ne olsun? Yeni gezegenimizin. Güzel bir isim geldi. Ergenekon. Evet arkadaşlar, henüz aydınlanmamış bazı hayvanlar bulmuşuz. Ergenekon sistemine
gezegenine yerleşiyoruz. İlk koloni kuracağımız gezegen, gördüğünüz gibi Alpha Centauri, iki yıldızlı bir güneş sistemine bağlı kendisi. Yeni cennetimiz. Burada da Proxima Centauri C, daha önce yok olmuş bir gaz giant'ı şu anda. Fakat kendisini yerleşilebilir bir hale getirebilir miyiz? Bir teknolojiyle bir katakulli yapabilir miyiz? Onun peşindeyiz acım. Ara bir lük mü? Almayayım kardeş. Şimdi araştırmanızdan ödün vermeyin kardeşim. Arkada kalan bilim gemisi bulduğunuz anomalileri tespit edecek. Geri kalan bilim gemilerimiz de öncü yol açacak bize. Hemen bu arada dünyada inşaatını yapmış mıyız research lab'imizin? Yapmışız. Şu anda 4 bilim insanı çok güzel bilimini katıyor moruk. Bize şu anda sanayi bir gezegen lazım. Sanayilikte uzmanlaşmış, bize kaynak verecek. Bizim de o kaynaklara katma değer yükleyip bilim yapacağımız bir düzeneye ihtiyacımız var. Bunun için bu arada Ergenekon süper bir aday. Çok güzel gözüküyor oranın şey kaynağı. Vallahi var gay. Oranın kaynakları iyi gözüküyor bana. Gay diyenin de amını, yolunu, götünü, soyunu, sop. Neyse şu anda 1K'lık elektriğimiz var. Bu 1K'lık elektriği kullanmak isterim. 2-3 alver yapıp donanmamı güçlendirmeye devam etmek isterim. Kardeşim en güzelinden donanmamı, öncü donanmamı güçlendiriyorum. Bu arada yeni geleniniz falan varsa selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gördüğünüz üzere dünya gerçek birebir sistem ha. Birebir sistem moruk. Sıfır yalan. Burası şu anda yaşadığımız yer. Yaşadığımız uzay sistemi. Bak dışındaki asteroid kemerini görüyorsun kuzen. Amına koyayım. Kim bu? Neptün'ü görüyorsun. Neptün'ü görüyorsun. Satürn'ü görüyorsun. Kuzen güneşi gördün. Dünyayı görüyorsun. Ayı görüyorsun. Dünya düz, normalde yanlış bu. Aynen. Şimdi iki Tengri'ye tapınma binası. İki de bilim laboratuvarımız mevcut. Ben bir de buraya bir alışveriş merkezi açmak isterim aşkolar. Tamam mı? Alışveriş merkezi açmak isterim ama alışveriş merkezi maalesef çok fazla consumer good götürüyor. Yani benim önce sanayiye atılmam lazım. Kendime, tüketicilere üretebileceğim ürünleri ürettikten sonra kardeşim yapacağımız bir alışveriş merkezi istiyorum. Yalnız nerede koloni gemisi? Arkadaşlar, Dua. Evet abi. Şu anda gördüğünüz gibi koloni gemisi Tua Cultivator gidiyor. Yerleşmeye gidiyor. Alpha Centauri'de bir yaşam oluşturmaya, Türklüğü uzaya yaymaya gidiyor. Uzaylılara belki de rehber olacak bir türün gelişimini görüyorsunuz lan. Evet arkadaşlar. Exoskeletonları kastık. İşçilerimiz artık power armor'larını giyip daha kaliteli ürün çıkartabilecekler. Yeni gezegenler keşfetti. Kardeşim, coil gun. İkinci seviye silahlar geldiyse ben ona basarım arkadaş. Ananı sikeyim. Evet, beklenmeyen bir durum. Sevgili arkadaşlar, beklenmeyen bir durum. Nerede bulduk bunu? Evet, bizden çok daha gelişmiş bir medeniyetin bir kara deliğin yanına kurduğu potansiyel bir geçit. Vallahi var gay. Like. Potansiyel bir geçit görüyoruz. Kara deliğin yanına kurulabilecek kadar gelişmiş. Ve buraya da bir geçit açabilecek kadar uzmanlaşmış bir tür. Şimdilik korkunç bir şey bu bizim için. Bulaşmayalım. Onu görmeyelim, ghostlayalım. İlerleyen dakikalarda bakarız ne olacak, ne bitecek. Level almış bir bilim insanım var. Bu bilim insanım şu anda ne yapıyor? Gemi kullanıyor. Gemi kullanıyorsan kardeşim, gemiye uygun. Gemiye uygun bir trade veriyorum sana. Anomali durumlarını, anomali durumlarını daha hızlı araştırmanı sağlıyorum. Modlar faşik değil, gerçek değil. Kur'an'da yazmıyor. Combine'lar geldi amına koyayım. Dur bakalım ne çıkacak aga. Yeni bir bu arada tradition'ımız geldi. Bu tradition sayesinde hacılar
bilim olarak kastığımız kaynaklardan daha fazla kaynak alacağız abi. Alpha Centauri'ye yerleşirken bu arada Ogil Kapus'ta bir potansiyel gezegen daha var. Yine kıta gezegeni. Yalnız burada vahşi hayvanlar varmış, adamı sikerlermiş. Burası da bu arada bizim temel kaynak için kasabileceğimiz yer olabilir. Bir kısım sanayi gezegeni, bir kısım temel kaynak. Ana gezegenimizde de bunun sefasını sürdüğümüz, aman diye gezdiğimiz gezegen kaynakları. Yani bilim, inanç, entelektüelizm, anası sikilizm gibi gibi kaynaklar. Şimdi yalnız oraya da yerleşeceksek, bir yandan da donanmamızı yerleştirmemiz önemli, kasılmamız önemli. Şimdiye kadar 13 donanmamız oldu ve 900 askeri güçteler. Bakalım, bulacağız onları. Hepsini bulacağız. Bir yandan da expansion'ımız önemli, gördüğünüz gibi. Burası kasıldıysa, şimdi nüfuzumuz eksik, bir de nüfuz var. Nüfus da bir politikayla falan kasılıyor tabii, yani kolay değil. Ütahya'dan bordo bedelliğini yaptım, aynı zamanda da Eloy'a ihtiyacımız var. Şu an Sirius yıldızını da aldık. Procyon yıldızına gideceğiz. Ya hedefimiz şu anda arkadaşlar en iyisi ne olur biliyor musunuz? Yani galaksiye bir sik gibi yayılıyoruz Türkler olarak ama kendimize böyle bir boom noktası bulup onun etrafındaki tüm gezegenleri almak çok iyi olur. Ve bu arada amına koyayım, Ergenekon'a ilk Türkler ayaklarını bastı ve şu anda haberleri alıyorum. Koloni kurum işlemlerine başlamışlar arkadaşlar. Alkışlarınızla Ergenekon insanlığın hizmetine girmiş bulunmakta. Şimdi burada da bir, bu arada bizim bir uzay üssümüz var. Bunu hemen geliştirmeliyiz. 12 dakikada nar gibi kızartın kardeşim bunu. Bu arada yeni sosyolojik teknolojimiz geldi. Üreme hızımızı arttırıyorum. Sikişin. En az 6 çocuk. En az. Yükleyin kardeşim. Üreme hızı her şeydir. Şimdi bu kolonide çocuklara bal pekmez. Direkt dalgaya gidecek şeyler lazım. Onları yüklesinler inşallah. Bizim bu arada diğer gemilerimiz ne alemdeymiş? Hemen kardeşim. Araştırma gemimiz araştırmasını yapıyormuş. Önünde daha fazla yol varmış. Yapsın bakalım amına koyayım. Yapsın. Şuradaki bulduğumuz tehlikeli anomalileri de araştırmaya eksik etmesin. Siktirmesin belasını. Ustire de gideceğiz kardeşim. Orayı da araştıracağız. Yalnız burayı da alırsak güzel olur. Şimdi iyi bir kaynağımız var. İyi mineral kaynağımız var. Kololayn! Oğuzhan 50 adet abonelikle arkadaşlar bizi 9500 abone yapmış. Çok teşekkür ederim Oğuzhan. Kesene bereket. Alt tab tayfa senin bu yayında 9500 abone. Şöyle davranıyorsunuz ya. Kafese hoş geldiniz. Eyvallah ya. Eyvallah ya. Eyvallah ya. Alt tab amına. Şimdi onu siktir edin arkadaşlar. Yeni potansiyel bir koloni gezegenimiz mevcut. Head of Research kardeşimiz şu anda araştırma yapıyor, bir baş bilim insanımız. O yüzden onu ona göre bir trade'le ödüllendirdim. Şu anda hükümeti görüyorsun kuzen. Hükümet devlet kademesini görüyorsun kuzen. Yeni terraformlayabileceğimiz bazı gezegenler keşfediyormuşuz. Bunun yanı sıra hemen donanmamı da güçlendirmek için bir yandan iki al ver kardeşim. Hemen öncü donanmasını fullleyeceğim. Bir de Alpha Centauri'deki uzay base'imizi trade yapılabilir bir hale getirmek için 200 metale ihtiyacım var. Onun bir hemen bir alverini döndüreceğim kardeşime. Peki biz şu anda yerleşmiş durumda mıyız Ergenekon'a? Yerleşiyoruz. Komutanlara isim verebiliyor musun? Galiba verebiliyorum lan. Mesela şu Yegor'un ismini chatten birisi yapsak. Var mı gerçek ismiyle dahil olmak isteyen? Tabii aranızda daha kıdemli arkadaşları da. Komutan Logar mı? Birisi sonunda bir isim verdi. Bir isim verdi. Umarım da abonedir de. Mert Deniz komutanımıza selam durun amına koyayım. Adam şu anda bakan oldu arkadaşlar. Savunma bakanı oldu amık. Onun dışında bu arada hızlı davranan düdüğü kaptı ha. Ben karışmam. Şimdi Ogul Kapus'a yerleşeceğiz ama bu güzel, eğlenceli bir şeymiş. Mert Deniz
Peki arkadaşlar, şey bakanımız kim? Arkadaşlar, ismi ne olsun? Bunu değişebiliyor muyuz? Ne koyayım, değişiliyor mu karının ismi? Ha, değişiliyor. Kadın. Ya artık cinsiyetlerin önemini kaybettiği bir dönemdeyiz. Ben de ekonomist olabilir miyim? Adım Sahra Mele Gefede Gedife. Tamam. İrem. Yoksa beni yiyecek galiba. Yalnız garip bir durum var. Edo'yu yemeye çalışıyorlar. İyi yayınlar kuş. İrem Sakmar oldu arkadaşlar. Anomaly found. Evet, yeni bir anomali bulduk. Bunu şimdilik siktir ediyorum. Evet, aynı zamanda da devlet bakanımızın adı İrem Sakmar. Mert Deniz, bize bir bilim insanı lazım özledim sevgili arkadaşlar. Çok özledim. Yang Gao olmaz yani. Olmaz acı. İsim verin abi. Abonelerimize de bakalım. Abonelerimizin arasında tercih ederim abi. Ahmet Çizmeci, genetikçiyim. Tamam Ahmet Çizmeci. Genetikçi. Genetikçi kardeşim, hoş geldin. Araştırma başkanımız olarak hükümete şu anda katılmış bulunmaktasın. Ahmet Çizmeci, Kaan Sedat Sakmar, Mert Deniz, o kadar random ki. İrem Sakmar. Bu arada kazı yapılabilecek, arkeolojik kazılara kalkışılabilecek bir gezegen bulduk çocuklar. Şaşırtıcı bir gelişme amına koyayım. Tabii sizin bilimle alakanız olur mu? Sanmam. Hemen bu arada, hemen vakit kaybetmeden yeni kolonimizi kuruyoruz. Ki alver yapmam gerekiyor. Consumer good eksiğimiz varmış. Arkadaşlar, yerleşeceğimiz üçüncü Türk gezegeni. Adı ne olsun? Ötüken. Special project complete. Fantastik haberler. Gezegende bir iyileştirme çalışması yaptık ve bunun karşılığında da ayda 6 sosyolojik bilim puanı kazanacağız. Size fantastik haber mi? Sanmam amına koyayım. Ötüken. Ötüken'e yerleşin çocuklar. Hemen 12 dakikada nar gibi. Hızlıca, serice. Hemen geliyorsun, Ötüken'deki yeni kaynakları alıyorsun kuzen. Almakta çok güzel kaynaklar. Hemen buraya geliyorsun. 9 influence'ımız olduğu zaman buraya yerleşiyorsun. Onun dışında yavrum amına koyayım. Bu adama o kadar iş verdim ki, şu araştırmacıya bu arada. O kadar çok iş verdim ki yani. Anası sikildi elemanın. Şu araştırmacı sözde gelecek de araştırma yapacak. Balanar, eyvallah, teşekkür ederim yavrum. En yordu, sağ olasın. Teşekkürler. Çocuklar, 10.000 abonede 12 saat yayınımız. Sadakat puanı hedefimizde de 12 saat yayınımız mevcuttur. Ayıptır alım. Ben yayınıma süt koyuyorum. Hadi abi, ve bir nüfuzla şu anda buraya Starbase kuramıyorum ve bu kaynaklardan mahrum oluyorum amına koyayım ya. En yorduzcum, sağ olasın yavrum. Teşekkür ediyorum. Hah, okey. Hemen bu kaynaklara yerleşin. Hemen 12 dakikada nar gibi oğlum. Alver zamanı. Hemen alver zamanı. Biraz mineral satıyorum. Larango Society mi? Uzaylı bulduk lan. Çocuklar, akıllı uzaylılar. Akıllı uzaylılar, ananı sikeyim. Ama şeyler, geri kalmışlar. Daha taş devrindeler. Ananı sikeyim, gezegenlerine bak. Cennet dünya arkadaşlar. Gaia World'da yaşıyorlar. Gaia World şey demek. Dizayn edilmiş. Hani bir canlı için mükemmel olarak dizayn edilmiş. Yani biri tarafından dizayn edilmiş gezegen. Yani. Ve inanılmaz bonusları var. Bir cennet gezegen. İnanılmaz kaynakları var. İnanılmaz yerleşim potansiyeli var. 4 tane lorango yaşıyormuş. Amına koyayım, neye benziyorlar acaba? Tipler bu kuzen. Lorango'nun tip bu. Lorango barışçılmış, çok yavaş ürermiş, göç etmezmiş ve inanılmaz adaptifmiş. Ve Gaia World tercih ediyormuş. Yani şöyle bir sıkıntı olabilir.
Mesela burada derelik terk edilmiş bir istasyon var abi bu gezegenin başında. Daha henüz taş devrinde olan canlılar var. Yani burada şey olabilir abi. Bunlara bakan bir medeniyet olabilir. Umarım öyle bir şeye denk gelmeyiz. Eğer öyle bir şeye denk gelmezsek de bazı opsiyonlar açılacak önümüze. Mesela gidip kendimizi onlara tanıtmak gibi. Bu medeniyete tanıtmak gibi. Medeniyet demeyeyim yani. Bu taş devrindeki varlıklara kendimizi tanıtmak gibi. Veya onlara tanrıcılık taklidi yapmak gibi. İşte ne bileyim. Türlü türlü mesela onlara üzerinde deneyler yapmak gibi. Şeyler var yani. Bazı opsiyonlarımız mevcut. Onu gözden geçiriyoruz. Evet. Uzay çağına çıkamamış canlılar. Keşfimizi yaptık. Şimdi buradan nereye genişlemeliyiz? Şimdi bizi rahat ettiren yer V'yere almak olur. O yüzden bu Alpha Centauri'deki iş bittikten sonra hemen şu V'yor boğum noktasını alacağız ki gidemesinler. Oradan da şöyle rushlayıp şuraya kadar alırsak sanırım gezegenin yani galaksimiz sistemin bu kısmını tamamen yutarız diye düşünüyorum. Uzaylı insan mixleniyor mu? Evet, mixlenebiliyor. Eğer öyle bir yer gidersek uzaylılarla sikişebiliriz. Special project arkadaşlar. Uzaylılarla sikişirim aga diyen var mı? Öyle bir şey de var yani. Construction complete. Çok güzel, construction complete. Hemen buraları da alalım. Abi çok istiyorsunuz. Ama bak gelir şimdi böyle tuhaf bir şey. Taştan bir şey falan. Hani ben karışmam acı yani böyle bir şeye. Star system charted. Star system charted. Peki şu anda yerleşiliyor mu acaba ötükene? Yoksa onu mu çıkarıyoruz şu anda? Shipyard'da evet. Koloni gemimiz ortaya çıkmakta sevgili arkadaşlar. Ve ötükene de yerleşeceğiz. Uzayda bir yer bulacağız. Yani koruyup kollayacağımız bir bu arada şey bulduk arkadaşlar. Taş devrinde bir canlı varlığı bulduk. Ben oraya yerleşirim bu arada. Onların gezegene yerleşirim. Ama bu hayvanlara da iyi bakarım hacı. Bu yaratıklara da iyi bakarım. Onları soykırmam yani. Değil mi abi? Construction complete. Biraz da şanslıyız bu arada. Hemen kurulduğumuz yerlere. En yordus teşekkür ediyorum yavrum, kesene bereket. Kurulduğumuz yerlere yani kolonizasyon kurduğumuz yerlere starport kuruyoruz ki burada abi. Ola lan. Arkadaşlar öncelikle Ergenekon'a kolonimiz yerleşmiştir ve çalışmaya başlamıştır. İnsanlar sikişmektedir ve orayı Türk gezegeni yapmaktadır. Alkış amına koyayım. Ergenekon, Alpha Centauri'deyiz abi. Şimdi yüce liderimiz Kaan Sedat Sakmar konuşacak abi adam amına koyayım. Zorlukla ve mücadeleyle ilk koloniyi kurdunuz. Ergenekon'da bazı yapılmak istenen şeyler var çocuklar. Kaan'ın bir heykelini dikelim demişler. Dikin amına koyayım benim heykelimi oraya. Ticaret içinde starportumu kuruyorum. Diğer kolonize olduğumuz gezegenlerle ticaretimiz yapılsın. Amına koyayım ağlayacağım be. Ağlayacağım be. Araştırmaya devam. Durmak yok. Kumandanım, benim ismime bir komutana Türkler verebilir misin? Türkler uzayda. Huzursuz veya anlız. Veya yalnız mı vereyim abi komutanın adına? Evet, bazı gezegenlerde bazı durumlar buluyoruz. Bu arada arkadaşlar siksen o kadar datayı okumam. Hani kendim oynarken okuyorum ama canlı yayında hem oku hem bunu perform et. Yarrami yiyin yani, öyle bir şey yok. Gelen eventleri ben bildiğim için ona göre davranırım. Ne yaptığınız size en fazla söylerim. Okumam acı. Yalnız değil ki o. Yalnız yazmamış mı? Ne yazmış? Sikimde mi? Sordum mu? Hasbinallah ya. Evet abi, bazı sıkıntılar var. Benim şu anda bir bilim gemim bazı işleri yavaş götürüyor. Amına koyayım onun. Şu anda bu arada birleşeceğiz. Birleşeceğiz mesajları veriyorum. Halkımızdaki bazı maalesef hala bize karşı olan muhalifler de bizim altımızda birleşecekler. Şu anda yaşanılabilir 8'de 3 gezegen bulmuşuz. Bu da bir görev. 7 tane L Cluster, yani şurada gördüğünüz kardeşim portalımsı
şeye dair 7 tane ipucu bulabilirsek... Orta Sarı, dostum, adaletin olduğu tek server. Orta Server. Star 2 Online. Artık kapanıp durup serverlerden bıkmadınız mı? Bıkmadınız mı? Emeklerinize boşa sarf edilmesinden yorulmadınız mı? Bıkmadınız mı? Star 2 Online geldi artık. Star 2 Online geldi artık. Bak yok. Star 2 Online var. Evet sevgili arkadaşlar, uzay yolculuğumuzda büyük bir dönüm noktasındayız. İlk geleneğimizi tamamladık. Keşif geleneği sayesinde %10 araştırma hızıyla bilimimize bilim katacak, ortalığını amına koyacağız lan. Son araştırmamızda da bilim adamlarının bakım masrafları azaldı ve bizi biz yapan trade'ler. Şimdi ilk trade'lerde taktiksel davranmak önemli. O yüzden technological ascendancy alacağız. Bu da bize bir %10 research speed verecek ve rare, nadir bazı teknolojilere erişmemizi sağlayacak. Bunu aldık. İlk açılışımız bu. Şimdi bundan sonra medeniyetimizi inşa etmeye başlayacağız. Ama her şeyden önce benim şimdi 200 alloy'um vardı. Onu buraya harcadım. Gemi mi yapsam, ne yapsam onu bir düşünmeliyim. Bir yandan yerleşmek için de şurayı mesela almak için de alloy bırakmam lazım. Gerçi iki alver yaparız, gökten gireriz. Burayı da alalım abi ve yeri. Koloni gemimiz bu arada gitmekte. Tua Exodus. Türkleri taşıyor şu anda gördüğünüz gibi. Bakın bu geminin içinde Türkler var çocuklar. Bu geminin içinde Türkler var amına koyayım. Ahmet Süer, eyvallah, teşekkür ederim. Yeni stratejik bazı kaynaklar bulduk, özel silahlar yaratabilmek için. Şu anda bilim adamım yetişmiyor abi. Bilim adamım yetişemiyor, öyle söyleyeyim size. Ergenekon'da kutlamalar çünkü Kaan'ın heykeli dikildi amına koyayım. Ve bunun sayesinde de abi 2 yıl boyunca insanlar %10 mutlu olacak. %5 de birlik ve beraberlik kasacak. Saygılar. Sevgiler. Bir Slova alacağım hemen. Çünkü bazı bilim adamlarımı artık şey yapmaya kullanabilirim abi. Anomali kasmaya. İki tanesi anomali kassın, yoksa yetişemeyeceğiz amık. Technology secured. Technology secured. %10 daha hızlı ürüyoruz artık kardeşim. Bir de baba, gen klinikleri kuruyorum. DNA'sıyla oynanmış süper gen Türkler, daha hızlı üreyen Türkler yapıyorum amına koyayım. Oo. Eskiden başka uzaylıların savaşmış olduğunu düşündüğümüz bir yer bulduk hacı. Sparks of Genius veriyorum, level almış. Bilim insanıma. Bana bir öfke geldi la, bana bir hararet geldi oğlum. Şimdi buradan 6 enerjiyi alacağız. Buradan araştırmalardan daha hızlı üremesi için erken boşalması lazım. Hayır. Azerbaycan'dan selamlar. Eyvallah kardeşim. Buradaki bu arada anomalileri tamamlar mısınız? Amına koyayım, ne şeymiş be. Ne anomaliymiş birader, her yerde anormallik var amına koyayım. Gezegende, galakside şey yok. Normal işleyen bir şey yok şu anda. Bu arada tam son kale gibiyiz arkadaşlar. Dünya gezegeni olarak bulunduğumuz konumca. Buradan itibaren aşağı gitmek zorundayız. Evet, İrem Sakmar şu anda dünya gezegeninin belediye başkanı. Kendisine ne verebiliriz? Belediye işlerini ilerletirken halkın şampiyonu, halkın kahramanını veriyoruz. Kendisine ve kendisinde güzelce insanlığı yönetmesini ümit ediyoruz. Şimdi biraz yavaşlatacağım. Dünya gezegenine bir alışveriş merkezi zamanı geldi hacı. Bir alışveriş merkezi zamanı geldi. Hemen buraya alışveriş merkezini kuruyorum. Ergenekon. Ergenekon'a kurabileceğim bir iş alanı olan. Şimdi bir burada müsait bir kirada ev var. Sıfırda iş alanı var. Bir tane iş alanı yaratabilir miyim? Bu arada bir asteroitten sensörler bulmuşuz kardeşim. Onları alabiliriz veya MIT ajansı gibi bir uzay istihbarat ajansına şifreleme sistemine dönüştürebiliriz. Bunu ben şifreleme sistemine dönüştüreceğim. Çünkü ileride uzaylılarla karşılaştığımızda lazım olacak çocuklar. Amına koyayım. Şimdi Ergenekon'da hemen kardeşim, hiç geçit vermeden direkt burayı sanayileştirmeye başlıyorum. Amına korun bu gezegenin.
Buraya da hemen bir belediye başkanı çakıyorum. Hemen buradan görüyorsunuz ki sınırları var. 5 official, 4 commander ve 4 official scientist gibi alabileceğim limitler var. Limitlerin üzerine geçersem eğer kardeşim benden birlik beraberlik kesiyorlar amına koyayım. Birlik beraberlik kesilmeden evvel buraya bir belediye başkanı. Belediye başkanı iken iş yapan özellik lazım. Salma Foragzat. Arkadaşlar siyahi bir kadına dönüşmek isteyen. Benim ismim buna verilsin acı diyen var mı? Kim bu aranızdan bu belediye başkanı kim abi? Hemen buyurun. Alayım 12 dakikada nar gibi isim verin. İsim soy isim verin amına koyayım. Ben. Yayınlar Saydullah abi 777 tu. Arkadaşlar Ekrem İmaro veriyorum. Bolca geldi. Bolca geldi abi Ekrem İmaro. Kusura bakmayın. Ekrem İmaro'yu verdim. Burayı da kardeşim en serisinden bir sanayi dünyası olarak tanımlıyorum. Bu sayede burada çalışacak sanayici arkadaşlarımızın bakım masrafları düşecek. Halk kazanacak. Evet ilk kolonimiz Ergenekon Industrial World olarak benim bel kemiğim olacak aslında. Ve teknoloji. Şimdi kritik bir teknoloji geldi chat. Robot işçi üretebilmek. Robot köle bir nevi. Ya da armor. Gemilerimize armor. Bence de robot daha önemli. Daha fazla iş gücü vesaire. Şimdi ikinci kolonimiz de gelecek. Alpha Centauri'deki bu arada uzay üssümüz kuruldu. Burada şimdi ticaret veya burayı müdafaa gibi şeyler yapabiliriz. Çok da havalı bir yerde kurulmuş amına koyayım. Şimdi buraya öncelikle bir tane trade hub yani ticaret üssü kuruyoruz. Yanına da kardeşim bir anchorage koyuyoruz. Bunun sayesinde burada gördüğünüz naval kapasitemi arttırıyorum. Ve bu da sahip olabileceğim bir debuff almadan sahip olabileceğim gemi sayısını arttırıyor. Eğer bu gemi sayısına geçersen kardeşim götten yiyorsun. O yüzden 4 tane arttıracak bunu. Bu da ekstra 4 gemi demek. Buraya da ek olarak bir uzayda tarım falan yapabiliriz belki kardeşim. Hemen alver yapalım. Bir de uzayda tarım yaptırtalım buraya. Yemeğimiz de kasılsın. Oo, aman! Tamam. Müziği değişebiliyor muyuz bu arada? Ne gelir? Aynen öyle. Ve arkadaşlar Ötüken'e de kolonimiz yerleşmiş bulunmakta şu anda gördüğünüz üzere. Ötüken'de de şu anda bayraklar dikiliyor, çocuklar çalışıyor. Ve Savaş Kardeşleri diye bir siyasi parti açıldı. Vatandaş, Elit Vatandaş Birliği diye bir siyasi parti açıldı. Ve Ruhani Kurtuluş Müttefikliği siyasi partisi açıldı. Şimdi bu siyasi partilerin bizden arkadaşlar talepleri var. Bu talepleri karşıladıkça bana birlik beraberlik sağlıyorlar. Mesela benden amına kodumun şeyi Ruhani Kurtuluş Müttefikliği benden ne bekliyor? Hemen bakalım. AI yapmayacağım diyor. Robot yapmayacağım diyor. Onların ruhu yoktur diyor. Biz ruhsuz şeyler üretmeyiz diyor amına koyayım. Bunu mesela yaptığım için şu anda -5 bunlardan destek kaybediyorum. Kardeşim dindarsın helalsin diyorlar. Eyvallah diyorum %5 destek alıyorum. Psionik bazı gelişmelere gitmelisin diyorlar. Yani beynimizi kullanarak amına koyayım makineden dahi daha güçlü olmanın yöntemleri işte telepati, telekinezi falan. Anladın mı? Beyni güçlendirme üzerine yolculuklar yap diyor. Psionik ol diyor. Henüz değil ama olacağız zaten. Gibi gibi mesela bunlar bunları istiyorlar. Atıyorum Battle Brethren en çok bizimle anlaşanlar. Bunlar abi daha çok ordumuz olsun istiyorlar. Adam sikelim istiyorlar. Roar istiyorlar. Bunların desteğini alıyoruz o yüzden. Bunlardan da belli unity kasıyoruz o yüzden. Sizin de arkadaşlar. Sizin de var mı politik parti olarak bana aktarmak istediğin? Eyvallah yavrum teşekkür ederim. Sağ olasın. Var mı politik power olarak aktarmak istedikleriniz? Ne oluyor lan? Amına koyayım Ergenekon'da 3 tane vatandaşımız pasifist oldu. Amına kur ama
Olsunlar. Olsunlar. Biz beraber bütünüz chat. Biz beraber bütünüz abi. Bu çocukları onaylıyorum. Kol kanat geriyorum. Sıkıntı yok. Bölünmüş gibi gözüksek de bölünmedik evelallah. Burada şu anda kaç popülasyon var abi? Pasifler. Sıkıntı yok. Pasif olun. Problem yok. Problem yok. Şimdi Slovis'tan normale doğru biraz yaklaşalım. Hızı oturtmadan evvel ben kaynaklarımı değerlendirmek istiyorum. Babacım hemen birazcık yemek alveri. Hemen birazcık mineral alveri. Hemen kardeşim kendime en güzelinden iki tane donanma gemisi masrafı çıktı. Bir de teknolojimiz geliştiği için otomatik olarak kendisini update etti ama standartımızda silahlarımız güçlendi. Bir de nuke'ci yaptım gördüğünüz üzere. Bu nuke'a henüz bir update falan gelmedi. Bir de bunun upgrade masrafı olacak 84 alloy kadar. Tamam şimdi. Abi hala anomali var amına koyayım. Hala anomali var. Anormal her şey. Abi Chancellor kabus kayra, bensiz mi girdiniz? Ah be, bu adamın niki üzücü amına koyayım. Aelhas, 4M, Donsuz Leblebi, Moskovs ve Kumpir, hoş geldiniz. Stratejik resource bulmuşuz, stratejik kaynaklar. Araştırmaya devam edeceksiniz. Ben de bir yandan rushlamaya devam etmeliyim abi. Gerekli eloyum yoksa hemen takas alver yapıp gerekli eloyumu almalıyım marketten. Ben ve bu adama basarım. Boğum noktalarını almalıyım aga. Prime mi bastın? Dokutent mi verdin? Hak ettiysem eyvallah. Hak ettiysem eyvallah. Biraz daha mineral satacağım. Biraz daha yemek satacağım. Güzel araştırmamız sayesinde 10.000 yıllık arkadaşlar bir kalıntı bulup karşılığında bilim kastık. Şimdi hızlıca alloy kasacağım ki 3. starportumu yapayım ve ticaret daha da güçlensin. Şimdi ekonomiyi tercih edebilirim veya füzyon. Bir siyasetçi vardı Türkiye'nin antik devrinde. Füzyon derdi. Füzyon reaktörünü araştıracağız. Gemilerimizin elde ettiği güç kapasitesini arttırıp daha iyi silahlar takabilir hale getireceğiz. Bu bir gemi upgrade'i. Evet, konseyimizde ajandamız fullenmiştir. Fermanımızı veriyoruz. Yeni bir bakanlık açacağız. Hemen fermanımızın yerine ne verebiliriz? Aa, süper. Süper. Düzeni koruma fermanını hazırlıyoruz. Şimdi de bunun sayesinde arkadaşlar %5 daha fazla kaynak kazanacağız çalışan kesimden. Bir de sınıf farkı da var tabii arkadaşlar. Aynı zamanda işte zenginler, işte yönetici klas, işçi klas, yaparsak köle, ki köleliğe karşıyız. Şimdi yeni bakanlık ne yapabiliriz? Lord Commander yapabiliriz veya Lord High Admiral yapabiliriz. Yani yüce amiral veya... Birliği kutlu olsun. Yüce komutan gibi bazı şeyler yapabiliriz. Naval kapasite arttırdığı için yüce yüksek amiral yapacağım ki daha fazla gemi potansiyelim olsun. Buraya da bir hemen komutan alacağız arkadaşlar. Güzel özellikleri olan birisi var mı acaba? Prior Gerard. Yani diğer ismiyle çocuklar diğer ismiyle. Star System Charted. Gerard, diğer ismin ne orospu? Diğer ismini hemen bulacağım ben seni, bekle amına. La adın ne senin bebek? Adını nasıl değiştiriyoruz oğlum? Neye göre değişiyor? Heh. Arkadaşlar, Komutan Logar. Kendisi o kadar. Bizim yani yüksek yüce amiralimiz Komutan Logar da ait olduğu yeri alsın bakanlıklarımızın arasında. Şimdi buradaki kaynakları toplamaya devam. Yıldızları toplamaya devam acı. Önceliği daha biraz influence'dan problem çekiyoruz. This is sıkıntı. Bu sıkıntı. Ben o sırada abi donanmamız full seviyede diyor. Bir fleet management'a gideyim. Şöyle iki tane daha gemi alabiliriz gibi görüyorum. Bir yandan gemilerimi upgrade'liyorum. Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor.
Onun ben amık. Valla arkadaşlar Stellaris'te ne dinleyebilirim bilmediğim için açmıyorum müzik şu anda. Taş devri adamlarına bir şey yapacağız mı? Valla benim bu adamlara yapmak istediğim şey bunlara bir gözlem yuvası kurup şey yapmak abi. Üzerlerinden bilim kasmak, deney falan yapmak onlara. Hangi bilim insanımız idle'mış? Bazı liderlerimiz var. Bu arada evet Ergenekon'da şu anda arkadaşlar çalışmalar başladı. İlk üretimlerimiz başladı. Sanayileşme çabalarımız burada iyi gitmektedir. Halkımız da %2 yani 3 kişi de %2 suç oranı varmış. Birbirlerinin sularını çalıyorlar. Ekrem İmaro şu anda buranın gördüğünüz gibi belediye başkanı. Ekrem İmaro oranın belediye başkanı iken bu arada İrem Sakmar da dünyanın belediye başkanı. Burada ticaret alanları kuruldu. Fakat sahip olduğumuz ev oranıyla sahip olduğumuz iş oranı aynı olmadığı için burada işsizlik başlayacak. İşsizliğe uğrayan insanlar da göç etmeye başlayacaklar diğer gezegenlere. Onların göçlerini kolaylaştırmalıyız. Şimdi Ergenekon'a bir şey inşa edebilir miyim? Construction complete. İnşa edebilirim de etmiyorum amına koyayım. Burada şimdilik normal şu akışta kalmaya devam abi. Piramit inşa ederiz onların gezegenine. Bu arada öyle bir şey yapabiliyorsunuz. Baya baya şunlara bir şaka yapalım. Tanrıyız diyelim. Bir piramit inşa ettirelim yav falan deyip dikik bir uzaylı ırkına piramit inşa ettirtebiliyorsun. İlginç bence. Bu arada donanmamızın gücü komutan Logar'ın da başa gelmesiyle 1.5K oldu. Güçlü, yerli ve milli. Donanmayı görüyorsun kuzen. Uzayda donanmayı görüyorsunuz. Bu Türk donanmasıdır çocuklar. Görüyor musunuz lan? Şanlı armada laf edeni sikerler. Yalnız şu an artık daha fazla büyüyemiyorum. Çünkü nüfuzum az. Nüfuz kasmalıyım. Nüfuz. Şimdi biraz daha bana masraflı olması karşılığında bilim adamlarımızın daha verimli çalışmasını sağlayacağım. Daha verimli bilim adamları. Mutlu bilim adamları. Yalnız iyi yayıldık gördüğünüz üzere. Hemen hızlıca geldik. Şu bölgeye kadar gelirsem 10 numero 5 yıldız olur be oğlum. Hadi abi be. Investigate this shit ya. Investigate these anomalies. Liderimiz level aldı. Mert Deniz savunma bakanımız seviyesini almış. Stratejist olarak kendisini alıyoruz aramıza ve gemi yapımızına %10 katkısını bulunduruyor. Selam durun. Çocuk görevini yapıyor. Bakanlıklarımız kuruldu. Gezegenlere yerleşildi. Ötüken'e yerleşiliyor. İyiyiz be. İyilik de geçti, üniteden yiyecek. Yeah, I know. Ama çok yemeye başladı. Olmaz kuzen. Şimdi belli bir sınır veriliyor bana. O sınırı geçersem diyor ki alırım parasını. O da sıkıntı. Oğlum neredeydi la İyilik? Ha. Çok mu geçiyoruz ki biz? 5 ünitini amına koyayım. Olmaz. Tamam, üniti kasalım abi. Evet arkadaşlar Tua Wanderer araştırmasını tamamladı. Bize sosyolojik ve bilimsel kalıntılarını getirdi. Ve karşılığında da bazı trade'ler elde etti. Kendisini tebrik ediyoruz anomali araştırmasından dolayı. Ve uğurluyoruz. Burada da bir arkeolojik kazı alanı var. Burayı da kazmamız bize antik kalıntılar bulmamızı sağlayabilir mi? Şimdi buradaki acaba şeyleri atabiliyor muyum? Bazı doğal engeller varmış dünyamızda arkadaşlar. Onlardan kurtulabiliyor muyum acaba ama zannetmiyorum. Şu an güzel. Burayı bel kemiğine çevireceğiz. Ötüken'i de birazcık ham madde gezegeni yaparsak sanırım rahatlarız. Agam sayende Frostpunk başladım. Çok sağ ol. Harika oyun AQ. Ben de beğeniyorum Frostpunk'ı bayağı. Eyvallah yavrum. Peki uzayın Rusları kimlerdi? Daha henüz herhangi birisiyle karşılaşmadığımız için
gelişim ve ayaklarımızın üzerinde durma kısmında olduğumuz için göreceğiz, bakacağız. Ve evet arkadaşlar, alkışlarınızla Ötüken kolonisi dikişe başlamıştır. Buraya da hemen yeni bir devlet lideri arıyoruz. Subterranean Ocean. Allah Allah. Bir gezegenin denizin altından sesler geliyormuş abi. Bakarız ya diyoruz. Bakarız diyoruz. Bir şansölyemiz var. Ekrem İmaro zaten şu anda hali hazırda görevde. Mert Deniz'i alamayız. O bir asker. Alıyoruz. Evet, derinlerde uzaylı hayatı bulmaca. Arkadaşlar var mı ben beyaz Avrupalı gözüken bir kadın olurum diyen? Özgür Kanat. Özgür Kanat kardeşimiz yeni belediye başkanımız. Hayırlı uğurlu olsun. Burada da hemen tabii doğal kaynaklar mineralden götürüyor arkadaşlar. Burayı bir doğal kaynak cennetine çevirmem lazım ki endüstriyel dünyayı fonlayabilelim. Onun sayesinde de bol bol eloy kasalım, bol bol götten girelim uzaylılara. Şimdi burada yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Oyun bir noktadan sonra şeye dönüşecek arkadaşlar. Hatırlık 21 ay mı? I got see, eyvallah, teşekkür ediyorum. Bir noktadan sonra gezegenleri ayarlamaca, gezegenleri işte düzgün kontrol etmece, politikayı oturtmaca gibi şeylere evrilecek. Haberiniz olsun. Hademe 3 abone olmuş bu arada. I got see, teşekkür ediyorum yavrum, sağ olasın. Doktor oyunda seri şeklinde gelecek, evet. Şimdi yeni Unity alabilme imkanı geldi sosyolojik araştırmada. Hemen alırım kardeşim. Ergenekon'da yeni bir industrial district yerine buraya gen laboratuvarı kuracağım acı. Gen laboratuvarını kuracağım buraya. Burada daha hızlı üremesini istiyorum. Burada önce mining'e başlayacağız, sonra da gen laboratuvarı buraya da yapacağız. Sizin de hemen mahallenizin köşesinde olabilir. Türk gen laboratuvarları. Beni özlediniz değil mi la? Sen özlediniz beni takipte. Hoş geldin. Altap Tayfa burada mısın? Sanmam. Star System Charted. Star System Charted. Yalnız çok acıktım ya. İnanılmaz acıktım ya. Ne yapacağız? Special Project Complete. Fatih VG. Eyvallah yavrum. Buradayız ve buradayız. Biz de buradayız. Şimdi Alpha Centauri'deki ork şeyimiz... Kurulmuş. Ötüken'de de hemen bir Starport kuruyorum. Ticareti başlatacağız kendi gezegenlerimiz arasında. Müziği bir geçelim. Gaybi müzik ya. Ötüken'in başına Mansur Altınok gerek. What the fuck? Ne ucube bir combo oldu be abi o. Special project complete. Güzel. Özel projelerimiz tamamlanıyor. Bilim insanlarımız seviye alıyor şu anda. Anomaly Research'ten devam ettiriyorum abi. Ötüken'de de mining district'imiz kuracak. Ergenekon'da gen kliniklerimiz kuruluyor. 4 vatandaş olmuş. 4 milyon vatandaş diyelim ben. 4 milyon. Bu mahallemi serttir ama merttir. Onu da iyi dedin güzel kardeşim. Bu arada arkadaşlar tekrar ayıktırmakta fayda var. 10.000 abonede 12 saat yayınımız vardır. Aynı zamanda da sadakat puanı hedeflerini de tamamlarsanız 12 saat yayın alabilirsiniz. Ayıktıralım. Anomaly found. Ben hani ayıktırıyorum abi. O kadar. Benim Special olayım. Project complete. Şimdi projeleri tamamladık. Yok olmuş bazı gezegenleri gözden geçirdik. Ve bizim de başımıza gelebilecek bazı yok oluş alternatif senaryolarını gördük. Buna göre hazırlanacağız abi. Bilimimizi kasacağız. Ve Türk insanları, the Türk people should put the ease abi. Artık gönülleri rahat durabilirler. Arkadaşlar sizce ben bu araştırmalardan politik bir şey mi kazanayım? Yani RP olarak olmak istediğimiz Türk uzay kimliğine hangisi yakışır? Aslında bunu soruyorum. Biz bu araştırmalarımızdan politik bir fayda mı sağlayalım? Birlik, beraberlik ve politik bir fayda mı olsun? Yoksa bilimsel bir araştırmadan bilimsel bir fayda mı sağlayalım? Ne dersiniz? Yani kimliğimizle alakalı bir RP. Nasıl bir türüz ki buna nasıl yaklaşıyoruz?
Abi tam da Resu, eyvallah, teşekkür ediyorum. Bilimsel yaklaşıyoruz. Bilimimizin ileri gitmesini rica ediyoruz. Füzyon reaktörümüzü tamamladık. Ve ikinci seviye deflektör shield'lar, enerji shield'ları geliştiriyoruz. Malah bilah uaa. Şimdi bir yandan acaba ordu yapabilir miyim? Yapabilirim. Why the fuck not? Devam. Orduya yatırımımızı yaptık. Şimdi abi bir science chip'im AFK'ymış. Olmaz. Hemen research anomaly yapacaksın kardeşim. Anomaly'yi alacaksın şöyle bir güzel. Technology secured. Technology secured. Iron thruster'lar bulduk. Çok güzel. Bedava teknoloji bulduk arkadaşlar. Bilimi seçen çocuklar yine bizi yanıltmadı. Şimdi Usfir adı verilen bir gezegen var. Hemen buraya doğru gideceğim. Burada bir kazı alanı var. Arkeolojik kazı alanı var. Şanslıysak çok güzel şeyler bulabiliriz. Hemen iki al ver. Birazcık elma satalım. Birazcık ürün satalım. Karşılığında da kardeşim en güzelinden alloyları kapatalım. Buraya da... Nerede abi? Bir yere daha yerleşebiliriz. Bir yere daha büyüyebiliriz. Ne tarafı olsun. Şu Gorkaner'e doğru gidelim. Harkonnen. Buraya gidelim. Burada en azından Yanduz'u, Yanduz'da bir kazı alanı var. Orayı sekürleyelim. Kazılardan güzel uzaylı bedenleri bulup yolumuza bakalım. Şimdilik iyi gidiyoruz bu arada. Anal robotik çalışmalar beyler, destek verelim lütfen. Evet. Berki Boy kedi patisi, teşekkür ediyorum. Abi şuradaki anomali çalışır mısınız lan? Another ship is doing this. Okay, başka ne kaldı? Anomali var mı aslanlar? Evet, şurada research projeleri var. Sanırım habite edilebilir gezegenler araştırmak için bir şey bu. Devam. İyiyiz, mutluyum. Henüz bir ciddi bir uzaylı ırkıyla karşılaşmadık. Bizi osurtabilecek falan öyle bir şey yok henüz. O da güzel. Biraz ekonomi oturtursak iyi olur. O yüzden gezegenlerimizi yönetmeye devam etmeliyim. Mesela gen kliniklerini kurduk Ergenekon'da. Eyvallah. Türk var mı? Chat! Türk var mı? Anomaly found. Buradayız be, buradayız. Şimdi Ahmet Çizmeci bazı anomaliler bulmuş. Geçiyoruz Ahmet Çizmeci'yi. Şimdi Ergenekon'da yer problemimiz var. Emlak krizi var arkadaşlar. İş var ama bu sefer de emlak krizi çıktı ortaya. O yüzden bir tane City District açacağız buraya. Bir şehirleşme alanı. İnsanların yerleşebileceği bir şehir alanı olacak. Starport'umuz kuruldu. Starport'umuz hemen yine bir trade hub. Ya Anchorage, hemen de kardeşim elma üretim tesisleri. Doğal besleneceksiniz arkadaşlar, biz üreteceğiz. Anomalileri neden geçiyoruz bu arada? Çünkü o sırada yaptığın şeyi durduruyor. O anomaliyi geçmezsen, o sırada yaptığın şey duruyor. Ben onun yerine anomalileri yapan bir adam ayarladım, ona yaptırtıyorum. Şimdi ilk kazı alanımız arkadaşlar. Fakat boşta bir şeyim yok maalesef. Aslında arkeoloji alanında iyi olan Ahmet Çizmeci mevcut. Ahmet Çizmeci'yi buraya alsam. Acaba o gemisi ne olacak onun? Ahmet Çizmeci geri dönüyor. Burada X seviye çok zor bir anomali, analmali bulunmuş arkadaşlar. Buradaki analmalileri o zaman sana yaptırıyorum. Ahmet Çizmeci'yi de gönderiyorum. Buraların araştırmalarının yapılması lazım. Bir gezegeni... Sen Wolf'te hayran misin? Evet kardeşim, nereden bildin? Bir gezegeni survey etmeden arkadaşlar şey yapamıyorsunuz. Oraya yerleşemiyorsunuz. Special project complete. Geçebiliyorsunuz oradan ama yerleşemiyorsunuz. Bu arada güzel. Bulduğumuz gezegenlerden birinde şey çıktı. Antik kadim bir medeniyet çıktı ve onun sayesinde kasılabildik. Upgrade edeceğim gemileri. Technology secured. Teknolojimiz geldi. Birlik ve beraberlik geldi. Birlik ve beraberlik geldi. Naval kapasite kasabilirim. Şimdi yine Türk milletinin, Türk insan ırkının karakterini belirleyecek bir soru arkadaşlar. Bir uzaylı yapımı bazı
yaratılmış sanat eserleri bulduk diyelim. Bunları arşivlerimize alıp üzerlerinden bilim mi elde edelim? Yoksa çok güzelmiş ya deyip insanlara sergileyelim mi? Bilim. Sergi diyenler de var. Bilim yapıyorum arkadaşlar. Faydacı yaklaşıyorum. Şimdi naval kapasitemi geliştireceğim ki daha büyük bir donanmam olabilsin. Aynı zamanda haberler çok güzel çünkü robot çalışanlar geliyor. Umarım başımıza alıp ayaklanmazlar değil mi abi? Aydınlanıp kendilerini keşfedip. Ekrem İmaro bu arada Ergenekon gezegeninde seviye atlamış. Kendisini ticaret odaklı belediye yönetimine teşvik ediyorum. Böylelikle belediyenin değerini arttıracağım. Güzel teknolojiler var kuzen. Afterburners bizim gemilerimizin docunu arttırtır. Şimdi hemen yer olan kısımlarda bu arada robotic workers, robot assembly plants. Burada robotlar üretilecek kardeşim. Burayı da bu arada rural dünya yapıyorum. Yani her türlü kaynağın, her türlü köylünün elinden tutulduğu ham madde kasılan bir yer. Burası da rural dünyamız olacak abi. Evet, Ahmet Çizmeci, baş araştırmacımız seviye almış. Kendisine bize %5 araştırma hızı sağlayacak. Şansölör rate'ini veriyorum. Tebrikler Ahmet Çizmeci. Genetikçiydi bu arada kendisi, unutmadım. Burayı maden dünyası yapacağım, evet. Ahmet Çizmeci bu arada aynı zamanda kazı operasyonlarına da başlamış gözüküyor çocuklar. Ya not fully, amına koyayım, surveyed yet. Şu en iyisi, ben şu gariban taş devrindeki bebelerin bir başına çökeyim abi. Bir oranın başa çökelim acı. Slowdown da biraz alalım. Sen o chat'i okumuyor değil mi? Full focus gidiyor. Abone olmadığın sürece full focus paşa. Sen abone mi değilsin, o yüzden mi? O yüzden mi lafını yapıyorsun? Evet arkadaşlar, kahreden bir haber. Mumyalanmış ve tek başına son yolculuğuna uğurlanmış bir pilot. Küçük bir gemisiyle beraber uzayın karanlık derinliklerine yolculuk yapıyor. Trajik bir ölüm diyoruz. Ve bilim araştırması yapıyoruz üzerinden. Sağ. Şimdi donanmamın gücü 2K'ya yakın. Fleet naval kapasitem var. Özel proje tamamlandı arkadaşlar. Yine bilimimizi kasıyoruz kardeşim. İyi. Kaynak bulduk abi. İyi. Taş devrindeki reislere de çökeriz bir güzel. Şu Fleet Manager'dan şimdi öncüyü biraz daha geliştirmek istiyorum. Öncüye 2 tane daha Nuke Class, 2 tane de standart Corvette Class yapıp bunları almak istiyorum. Biraz alver yapalım. Biraz ekmek satalım. Karşılığında çelik alalım. Donanmamız ne kadar güçlü olursa o kadar ağırlığımızı koyarız hacı. Yine araştırmamızdan bilim elde ettik ve XP kazandık. Güzel, dosta gider. Türk ordusu 1938 renklendirilmiş. A Nanite Crystal Lattices. Evet, şöyle bir şey bulduk abi. Havada, bu aramışsınız yine. Havada toz parçacığı şeklinde uçuşan nano makinelerin olduğu bir gezegen bulduk. Buradan bilim kazandık. 200 tane yaşayan metal adı verilen bir şey kazandık. Bir de şurada daha önce keşfettiğimiz Elgate adı verilen portalın açılmasını sağlayan ipuçlarından birini kazandık. Bu portal bu arada kumar. Bunu açarsak, önceden bilim kasıp açarsak içinden düşman da çıkabilir. Bize hediyeler veren çok cömert bir uzaylı da çıkabilir. Allah bilir yani hacı. Orada ne olacağını. Şimdi burada bu arada iki enerji kreditimi buraya kurduktan sonra bir de gözlem postumu kuruyorum. Şu taş devrindeki orospu çocuklarını artık bir izleme vakti geldi. Efendim?